Muhteber Havadis'e hoş geldiniz. Şimdi kendimizi beğenmemizde, kendimizle ilgilenmemizde, kendimizi sevip takdir etmemizde bir problem yok. Aynı ilgi ve sevgiyi tanıdıklarımızdan bekleyebiliriz aslına bakarsan. Mesela eleştirilebilir veya eleştirebiliriz. Yani buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor. Ancak değişen bazı şeyler var. Fikirlerinizi söylemekten çekindiğiniz insanlar tanıyorsunuzdur. Hatta bazen onun yaptığı ve hoşunuza gitmeyen bir şeyi sakince dile getirmeniz bile devasa tartışmalara, yükselen seslere, kavgalara falan sebep oluyordur. Kırmızı sana siyahtan daha çok yakışıyor cümlesinin karşılığı. O zaman siyah yakışmıyor öyle mi arkadaşım olduğunda? Ufacık bir eleştiri ya da böyle fikir belirttiğinizde inanılmaz abartılı bir savunmayla bak cümleyi baştan alıyorum. İnanılmaz abartılı bir savunmayla karşılaşıyorsun. Niye? Diye sorduğunda narsisizmden bahsediyor olabiliriz. Bunun da noktasını buraya koyuyor. Ama tabii karşılaştığınız her savunma narsisizme giriyor mu girmiyor mu? Bunu anlamanızı sağlayacak bazı bilimsel veriler var. Bayağı da aydınlatacak sizi. Narsistlerin bazı özellikleri var. Onlara yönelik her eleştiri bir tehdit gibi algılayıp ciddi bir savunmaya geçiyorlar. Evet. Bu arada biz bunları söylerken düşünün etrafınızda kimler var diye. Mesela kendilerinin aşırı önemli olduklarına inanıyorlar ve çevrelerinden onlara üstün biri gibi davranmalarını bekliyorlar. Böyle odaya girdiğinde herkes ayağa kalkacak, alkışlayacak. Hoş geldin diyecekler gibi. Başarı, güç, zeka, güzellik, kontrol konusunda sınırsızı arıyorlar. Her şeyin en iyisi olmayı kafalarına takmışlardır. Çok rahatsız edici bir şey arkadaşlar, gözünü seveyim. Yani üstün bir birey olarak yalnızca toplumdaki diğer üstün bireylerin, mesela ünlülerin arkadaşları olabileceğini düşünürler. Sıradan olduğunu düşündükleri insanlarla iletişime geçmiyorlar. Sürekli ve çok beğenilmek istiyorlar. Ne kadar yorucu bir şey ya etrafındakiler için, bir an onu düşündüm. Şimdi, var ama hepimizin etrafında. Ya olmaz var. Olur mu? Bütün narsistler şu anda su yüzüne çıkmaya başladı. Bilimsel verilerle bu arada onu da söyleyelim. Her iyi şeyin kendilerinin hakkı olduğuna inanıyorlar. Empati diye bir şey yok. Yani hayatlarında empati diye bir şey yok. Hatta herkesin onlarla empati yapmalarını bekliyorlar. Kişiler arası iletişimde de çıkar gözetiyor. Yani karşı tarafın zayıflıklarını nasıl olur da ben bunu daha sonra kullanırım diye onları manipüle ediyorlar, haberiniz olsun. Çok kıskanıyorlar etraflarındaki insanları ama bir yandan da kendilerinin çok kıskanıldığına inanıyorlar. Acayip küstahlar genelde. Gelebilecek her türlü eleştiriyi bertaraf etme eğilimindeler. Peki bütün bunlarla karşılaştığımız zaman ne yapacağız? Karşımızda çoğu zaman sevdiğimiz biri olarak da çıkabilecek narsist varsa ve yıpranmaya başladıysak, artık yorulduysak bu davranışlarla nasıl önlemler alacağız? Öncelikle şunu bir kabul edelim. Net olarak narsist eğilimlilerle her yerde karşılaşabiliyoruz, evet. Değil mi? Yani iş hayatında eminim bir sürü saydınız. Okulda, arkadaşlık ilişkilerinde, her yerde olabiliyor. Yani bir narsistle sevgili, hatta evli olabiliyoruz. Çok normal. Hedefimiz ne? Hedefimiz kendi ruh sağlığımızı korumak. Yani bunu unutmamamız lazım. O zaman da bazı mesela ayırt edici noktalara karşı uyanık olmamız lazım. Mesela nedir? Tüm çatışmalarda kurban rolünü üstlenen narsistler toplumsal bir sempati kazanmak için çalışırlar. Bana her şey beni buraya zaten oldu gibi. İş hayatında da karşılaştığım birçok narsist onun hakkında düşünecek olanlara takıldığı için işe konsantre olmayabilir. Bunu tam anlayamadığım için senden açıklama bekliyorum. O kadar çok hakkında düşünecekleri düşünüyor ki yapılması gereken son noktası gelen işlere odaklanmıyor ve işler bir türlü bitmiyor. Çünkü onun derdi işin nasıl ilerlediği değil, kendisi hakkında insanların ne düşünüyor. Evet, çok fena bir şey. Yani bu zaten çok ayırt edici bir şey iş hayatında özellikle. İş bir yerde tıkandıysa, ilerlemiyorsa ve bunun sorumlusu olarak ortak herkesin gördüğü bir kişi varsa, bu genelde zaten o kişi çıkıyor yani. Ne yapacağız o kişi? Ya diyelim ki kurtulamıyorsunuz. Yani bir şey oldu, devam etmek zorundasın. Yani naçizane bir önerimiz var. Lütfen kişisel algılamayın bu davranışları. Pek çok lider, CEO, aynı ofisi paylaştığınız iş arkadaşınız narsist olabilir. Çok da şaşırmayın. Öyle eğilimleri olabilir. Yani her birinden tek tek kurtulmanız mümkün olmayabilir. Çok da zaman alabilir. Eğer bir narsistle karşılaştığınızı fark ettiyseniz, onun sizinle ilişkisini, tekrar söylüyorum, olabildiğince kişisel algılamayın. Siz kendi yolunuza gitmeye gayret edin.
kişisel algılamayı bırakmanız onlarda artık sizin işlerine yaramayacağınız algısını oluşturuyor. Yani aslında gözlerinden düşürüyorsunuz. Bu da sizin enerjinizi tüketen o garip ilişkiden kurtulmanın en iyi yollarından biri. Yani olabilecek en iyi yollarından biri. Bu son derece önemli çünkü sizi ne kadar kontrol edebilirse aslında duygusal olarak o kadar tatmin oluyor. Evet. Siz bunu onun elinden alıyorsunuz. Detaylı araştırmalar için açıklama kısmında bizim konuyla ilgili araştırmalarımız da var sevgili arkadaşlar. Lütfen dilerseniz tabii ki inceleyin. Ben olsam bu işin derinine doğru bir iki video veya video izler veya makale okurum. Şimdi abone olun demek isterdim ama deneyeceğim. Bunun bir sebebi mi var? Yok, deneyeceğim. Artık deneyeceğim. Zaten olmaları konusundaki ricalarımızı arkadaşlarımız biliyor.